Pensilvanya'daki terörist başı Fethullah Gülen ağır sağlık sorunları yaşıyor ve örgütü ele geçirme savaşı onun üzerinden veriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şer yuvasında yaşayan FETÖ'nün kritik isimlerinden Cevdet Türkyolu ve beraberindekilerin terörist başını kaçırdığı iddia edilmişti. Ben varım. Benim gibi insanlar var Allah'tan. Ama burada da var işte bakın. Ha pardon, şu an burada değiller. Şu an burada değiller. Hoca Efendi'yi de kaçırdılar ya başka bir yere. Ha, unutmuşum ya, pardon. Unutmuşum. Sonra örgüt bir kare fotoğraf paylaştı. Terörist başı mumya gibi duruyordu. Örgüt şu anda üçe bölünmüş durumda. Bu çarktan beslenenler de Gülen'in ölmesiyle birlikte örgütün daha da dağılması endişesi var. Bu yüzden yeğen Ebu Seleme Gülen'in ifşaları büyük paniğe sebep oldu. FETÖ en iyi bildiği taktiğe sarıldı. Ebu Seleme Gülen'i "baban elimizde" videosuyla susturmaya çalıştı. Ben Mesih Gülen, Ebu Seleme Gülen'in babasıyım. Ebu Seleme Gülen'in birkaç gündür yaptığı şeylerden dolayı, yazıp çizdiği şeylerden dolayı çok üzgünüm. İnsanları da çok üzdü. Bazı insanları da çok üzdü. Amerika Birleşik Devletleri'nde kanser tedavisi gören Mesih Gülen'in videosunu örgüt üyesi Ahmet Kurucan paylaştı. Örgütün bugüne kadar düşman gördüklerine uyguladığı itibarsızlaştırma, psikolojik sorunlu insan yaftasını bu kez içlerinden bir isme, Ebu Seleme Gülen'e yapıştırma çabası ifşa oldu. Bu yaptıklarından dolayı üzülen, üzüntü duyan İnsanlardan oğlum adına özür dilerim. Ben de çok perişanım. Kanser tedavisi görüyorum. Bana yardım eden arkadaşlara çok teşekkür ederim. Herkesten özür dilerim. Beni affetsinler. Terör örgütü bir yandan kanser tedavisi gören Mesih Gülen'e "bizimle birlikte olmazsan bedelini ödersin" diye baskı yapıp video çekmeye zorluyor. Diğer yandan Pensilvanya'daki şer yuvasında yaşanan çocuk tacizi, tecavüz ve hırsızlıkları ifşa eden Ebu Seleme Gülen'e "baban elimizde, artık sus" mesajı veriyor. Zira Ebu Seleme Gülen daha önce 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin planlarının bizzat Pensilvanya'da masaya yatırılıp onaylandığını itiraf etmişti. Ve belli ki artık pişmanlık yasasından yararlanıp örgütün bağlantılarını, planlarını deşifre etmek istiyor. Bu yüzden bir CIA ya da FETÖ operasyonuyla susturulursa şaşırmamak gerekiyor. Hoca Efendi'yi de kaçırdılar ya başka bir yere. Ha.